Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Tekrardan Maya ve ben sizlerleyiz. Maya'nın hamilelik sürecini anlatmak istiyorum size. Biz Maya'nın yavrularını almak istedik, yavruları olsun istedik. Çünkü yavruları da kendimizde olsun istedik. Hani bunu herhangi bir ticari amaçla veya satmak amaçlı değil, kimselere veremeyeceğiz. Ama bunun için de biraz Maya'nın büyümesini bekledik. Hani her sene acaba bu sene mi yavrulatsak, bu sene mi çiftleştirsek dedik ama... Tabii öncelikle belirtmem lazım ki çiftleştirmeye karar verdiğinizde hayatınızda birçok şeyi göze almanız gerekiyor. O yüzden bütün planlamalarınızı buna göre yapmanız gerekiyor. Biz de o yüzden anca bu zamana denk getirebildik. Çünkü daha önceki mesela çiftleşme dönemi de yavruların doğacağı zaman yaz dönemine denk geliyordu. Ama yazın genelde işte tatile gitmek veya misafirlerimizin gelmesi, evin kalabalık olması, yaşadığımız şehir dolayısıyla havanın çok sıcak olması doğum sonraki süreçlerde bizi zorlayacağını düşündüğümüz için mesela yapmadık. Ondan önceki dönemimizde gene mesela çiftleşmeyi düşündük ama istediğimiz bir damat adayımız olmadı. Çünkü birebir aynısı olmasını istediğimiz bir şey vardı. Yani çünkü Maya çok özellikli bir kukur. Özellikle saçlarının şu gördüğünüz beyaz yerleri çok tatlı. Ve biz ondan dolayı aynısından hani aynı birebir aynı olsun istedik. Tabii damat bulmamız da bir zamanımızı aldı. Sonuçta Oscar diye bir damadımız var, o da çok tatlı, birebir aynısı Maya'nın şu gördüğünüz güzelliğin aynısı. Daha sonra Oscar'la randevulaşarak Maya'nın döneminin gelmesini bekledik. Çiftleştirmeye karar verdiğimizde tabii Maya'nın önce bütün sağlık taramalarını yapmıştık, zaten hani sağlıklı bir dönemindeydi. Daha hamile kalmadan önce bütün dış parazitlerini ve iç parazitini yaptık. Aşılarını bitirdik. Çünkü hamilelik sürecinde herhangi bir aşılama yapamıyorsunuz. Dış parazit, iç parazit ilaçları kullanamıyorsunuz. O yüzden buna dikkat etmenizi öneririz. Böylece hamilelik süreci başladığında bu konuyla ilgili bir sıkıntı kalmaması gerekiyor. Artı hamile olduğu dönemlerde strese girmemesi gerekiyor. O yüzden strese girdiği konuları ondan uzak tutmanız gerekiyor. Mesela biz çiftleştikten sonra Maya'yı mesela bir kere yıkadık. Daha sonra artık yıkamayı bıraktık. Çünkü Maya yıkanırken çok strese giriyor. Ama tabii temizliğine devam ediyoruz. Kuru şampuan yöntemini kullanıyoruz. Veya işte patilerini ve özellikle Maya köpeklerde, kukırlarda oluşan bu kulak gördüğünüz üzere o kadar uzun ki yemeğini yerken içine girmek gibi bir durumu söz konusu oluyor. İşte kulaklarını sık sık temizliyoruz. Böylece temizliğine, bakımına özen gösteriyoruz ama yıkama işlemini bitirdik. İşte tıraş yapmıyoruz, tıraş etmiyoruz tüylerini. Onda da çünkü çok strese giriyor. O yüzden siz de minik dostunuzun stresli olacağı süreçleri biliyorsanız onları hamilelik öncesinde veya hemen çiftleşme sonrasında yaparak daha sonra onun strese girmesini engellemeniz gerekiyor. Çiftleşmesine karar verdiğimizde Maya'nın işte çiftleşme döneminin gelmesini bekledik. Üçüncü haftasından sonra regli sürecinin bitimine yakın süreçte artık kuyruğunu özellikle anlamanız gereken nokta kuyruğunu tamamen yana yatırması. Yani herhangi bir hamlede kuyruğunu direkt yana yatırıyorsa ve vajinal bölgesinde şişlik oluşmuşsa artık çiftleşmeye hazır olduğunun göstergesidir. Ve gördüğü sürekli dışarı çıkıp çiş yapma isteği, yani tabii ki bu kokuyu bırakma çabası, etraftaki diğer erkek köpeklerin onun kokusunu almasını sağlamak için daha sık idrara çıkmak gibi bir çabası oluşuyor. Sürekli Maya kapının önünde oturup beni dışarı çıkartın diyordu. Bunu karar verdikten sonra tabii ki bu arada Maya'nın damadı da beğenmesi gerekiyordu. Çünkü bazen dişi köpek her erkek köpekle çiftleşmeyi kabul etmeyebiliyor. O yüzden muhakkak bir adayınızın yanında ikinci, üçüncü adaylarınız da olmasını tavsiye ederiz. Eğer biriyle çiftleşmeyi kabul etmezse ve tamamen kendini ondan korursa, kuyruğunu bacak arasına sıkıştırıp onu kendine yaklaştırmazsa bilin ki onunla çiftleşmek istemiyordur. Böylece başka bir damat adayı bulmanız gerekiyor. Biz de aynı heyecan ve stresle acaba dedik Oscar'la anlaşabilecek mi? Çünkü daha önceden tanıştırma fırsatımız olmamıştı. Hani bir araya geldiklerinde ne yapacaklarını bilmiyorduk. Ama hiç umduğumuz gibi olmadı. Gayet Maya ve Oscar tanıştıkları an itibariyle çok güzel kaynaştılar.
Tabii Maya'nın ilk çiftleşmesi olduğundan dolayı o birazcık tedirgin ve heyecanlıydı. Ama bu arada Oscar'ın da ilk çiftleşmesiydi. Baba adayımız 1,5-2 yaşındaydı. O daha genç ve daha heyecanlı ve atikti. Gördüğünüz üzere kaşınıyor. Böyle bir şeyimiz var. Gel kızım Maya. Gel anneciğim. Maya gel buraya. Babasının yanına gidiyor. Bu arada babasını da görmüş oldunuz. Evet. Şimdi Maya böyle sürekli bizimle sağımızda solumuzda bir yerlerde yatmayı çok seviyor. Çiftleşme gününde dediğim gibi bahsettiğim üzere gayet rahat, çok güzel anlaştılar. Biz acaba nasıl olur derken, bu arada damadımız biraz büyüktü Maya'dan. Yani numara olarak tahminen Maya bir numaraysa damadımız da tahminen iki numaraydı. Ama çok zorlanmadılar. Yaklaşık 10 dakika içinde çiftleşmelerini gerçekleştirdiler. Biz de şok olduk. Tabii ilk kez böyle bir şey yaşadığımız için gözümüzün önünde böyle bir sürecimiz oldu. Babamız çok tedirgindi Maya'nın çiftleşmesi konusunda. Ama bir sıkıntı yaşamadık. Her ihtimale karşı ertesi gün için tekrar randevulaştık. Çünkü Maya bir kere çiftleştikten sonra artık daha sonra tekrardan Oscar'ı yanına yaklaştırmadı. Çiftleşme süreçleri çok kısa sürdü, fakat biliyorsunuz daha sonra onlar birbirlerine kilitleniyorlar. Yani erkek köpek ters dönüp popo popoya verip onlar yaklaşık bir 15-20 dakika ayrılma süreçleri oluyor. Bu süreçlerde köpeğinizin başını okşamanızı, onu sakinleştirmenizi tavsiye ederim. Çünkü hem erkek hem dişi olan çok tedirgin oluyor. Canları da acıyor olabilir çünkü bazen bağırıyorlar, miyaklıyorlar. O yüzden yanlarında olup hani okşayıp tamam geçecek, birazdan geçecek diyerek hani sevmenizi tavsiye ederim. Böylece o süreci de atlatmış olursunuz. Daha sonra ertesi gün için tekrar randevulaştık. Hani ne olur ne olmaz, belki ilk seferinde tutmaz diye ikinci seferi de olsun istedik. Bunun üzerine ertesi gün tekrar geldi Oscar. Tabii bu sefer ilk günkü tecrübesizlikleri olmadığı için ikinci gün daha hızlı ve daha rahat bir çiftleşme sağladılar. Bu sefer ayrılma süreçlerini de daha rahat atlattılar. İlkinden sonra ikinci süreç daha rahat geçti. Ve daha sonra tabii ki Oscar gitti, Maya kaldı. Tabii biz hamile mi, değil mi? Acaba hamileliği ne kadar sürecek? İşte kaç yavrusu olacak? Acaba tuttu mu gibi bir sürü sürece girdik. Ama tabii ki hemen zaten birçok şey vücudunda belirti vermeye başlıyor. Özellikle öncelikle bir kere memelerinde direkt şekil değişikliği oluyor. Ve büyümeye başlıyor. Şöyle size hafiften göstereyim. Gördüğünüz üzere artık böyle başları pembe renge dönüşüyor. Ve daha hepsi hemen hemen büyümeye başlıyor. Daha sonra idrara çıkma ihtiyacı sıklaşıyor. İdrara çıkmak konusunda sıklaşıyor. Biz yaklaşık hamileliğimizin 10. 12. gününde mide bulantısı da yaşadık. Bir gün, sadece bir gün oldu ama sabah kalkınca öğütüsü oldu. Kusma çabası gösterdi. Onu da konuştuk. O da köpeklerde aynı insanlardaki gibi mide bulantısı olabileceğini öğrendik. O yüzden onu da o şekilde atlattık. Ama sonuçta ilerleyen günlerde veterineriyle yaptığımız görüşmede dedi ki bize 40 günden sonra getirin ki kaç yavrusu olduğunu görebilelim. Ama tabii o 40 gün bize nasıl geçti bir de siz bize sorun. Bu arada dediğim gibi çiftleştirdikten sonra hemen 2 gün sonra veya 3. gününde yıkadım Maya'yı. Ondan sonra bir daha yıkamayı bıraktım. Ki hani strese girmesin tekrardan diye. Şu anda işte yaklaşık 1,5 aydır yıkanmıyor halde. Yıkamayı da bitirdikten sonra yeme konusunda biraz hassasiyet gösterdim. Okuduğum kadarıyla ve veterinerlerden öğrendiğim kadarıyla havucun çok faydalı olduğunu öğrendim. O yüzden kendi yaptığımız ev yemeklerinin içine muhakkak havuç koyup onları Maya'ya yedirdim. Tabii ki Maya'nın normal kuru mamasında biz zaten yüksek proteinli bir mama kullanıyoruz. Size de bunu tavsiye ederim. Çünkü proteinli bir mama kullanıyor olmanız gerekiyor. Hamileliğin iyi geçmesi ve çocuklarının sağlıklı olması için. Aynı zamanda işte ara ara yumurta haşlayıp yumurta yedirdik. Ekstra protein olsun diye. Biraz bu dönem yemesini protein ağırlıklı yapıp ona hassasiyet gösteriyoruz. Ve 41. 42. günümüzde gittik
veterinere. Önce bir ultrason düşündük. Fakat ultrasonda yavru sayısını tam net göremeyeceklerini, çünkü üst üste olduğu zaman yavruların netleşemeyeceğini söylediler. Bundan dolayı da biz röntgen çektirmeye karar verdik. 40. günden sonra röntgenin de yavrulara herhangi bir zararı olmadığını bildiğimiz için, araştırdığımız için gönül rahatlığıyla röntgen çektirdik. Ve çektirdiğimiz röntgenler sonucunda şu anda Maya'nın 2 tane yavrusunun olduğunu, gayet sağlıklı olduklarını, belki bir ihtimal hani bağırsaklarına sıkıştı, araya kaydı diye göremediğimiz olursa belki bir ihtimal 3. yavrusunda olabileceğini, veterinerimiz gayet durumunun sağlıklı olduğunu, her şeyin yolunda olduğunu ve benim panik olmamam gerektiğini, çünkü Maya'nın ilk doğumu olacağı için onun doğumda panik olabileceğini, ama eğer ben panik olursam daha çok panik olabileceğini ve doğumunun zorlaşacağını iletti. O yüzden ben şimdi kendimi sakinleştirmeye ve telkin etmeye çabalıyorum ki Maya'nın doğumu esnasında hayvanı strese sokmayayım, çünkü strese girmemesi gerekiyor. Ve sonuçta şu anda ikiz yavrularımız olacağını öğrendik. Çiftleşme ve hamilelik sürecinin başlangıcı bu şekilde. Daha sonraki videolarımızda sizlere hamilelik sürecinde yaptığımız diğer şeyleri, nasıl ona kalacak yer hazırladığımızı, kedi arkadaşlarıyla yaptığımız planları, onların hepsini ayrıca anlatıyor olacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.